Arkadaşlar selamlar ben Sercan Güneş Bugün patates kullanarak farklı bir tarif göstereceğim. İlk olarak patatesleri gösterdiğim şekilde ve boyutta keselim. Bu kalınlıkta olmalı. Patatesleri kızartmadan önce buzlu suda bekleteceğim. Bunu yapmamın sebebi dışının çıtırlaşıp içinin yumuşak kalmasını istemem. Denerseniz eğer farkı göreceksiniz. Güzelce karıştırıp tezgahtan alıyorum. İç harcı yaparken kullanacağım malzemeleri doğruyorum. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Haliyle sadece önemli kısımları gösteriyorum. Kaçırdığınız yerler olmaması adına videoyu atlamadan izleyin arkadaşlar. Domatesi de doğrayıp pişirme kısmına geçiyorum. Kızartma işlemi uzun sürmeyecek. Patateslerin dış kısmının çıtırlaştığını gördükten sonra yağın içerisinden alabilirsiniz. Çok fazla kızartırsanız istediğiniz şekli veremezsiniz haberiniz olsun. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülerine yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazdım bakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi dış kısımları renk almaya başladı. Çok fazla sertleşmeden yağın içerisinden alıyorum. Harcı yapmaya başlayabiliriz. 200 gram kadar kıymayı tencereye alıp kavurmaya başlayalım. Domates hariç diğer malzemeleri ekleyip kavurmaya devam edelim. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş, her yorum benim için gerçekten çok önemli. Her birini mutlaka okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Salçayı ve baharatları ekliyorum. Baharatlar neler derseniz kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz arkadaşlar. Damak zevkinize göre baharat ekleyip çıkarabilirsiniz. Size kalmış. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra 1 su bardağı kadar su ekleyelim. 1-2 tur karıştırıp kapağını kapatalım ve 5 dakika yüksek ateşte kaynamaya bırakalım. 5 dakika geçti. Kıvamına bakıp ocaktan alabiliriz. Borcamın taban kısmına patateslerin yarısını taban yapalım. Boşluk kalmamalı, dikkatli olun. Patateslerin üzerine kıymalı harcı ekliyorum. Spatula yardımı ile mutlaka düzleştirin arkadaşlar. Harcı düzleştirdikten sonra üzerine kalan patatesler ile boşluk kalmayacak şekilde kapatalım. Sizlere tavsiyem büyük patatesleri üzeri için kullanın. Patateslerin üzerine yemeğin sosundan gezdiriyorum. Bu sayede kuru kalmayacaklar. Son olarak rendelediğim kaşar peynirini ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Yemeğimiz hazır. Görüntüsü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu yemeğe patates oturtma demek yanlış olur diye düşünüyorum. Sunum şekli ve kullanılan bazı malzemeler iki yemeği birbirinden ayırıyor. Sizce hangi şekli daha lezzetli duruyor? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.